Ses aldım. Hop. Hop, LeBron James. Hop. Şu tarafta birine sık. Ha, ne oldu? Ah be. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Lan adam havaya uçtu lan. Ya bu saatten sonra airdrop'a gitmek de çok mantıklı değil ama yine bakıyorum şöyle bir. Hop. Herkese merhaba arkadaşlar. Ring of Elysium'da çok güzel gelişmeler var. Oyuna geçtiğimiz günlerde gelen bir güncelleme ile bazı çok önemli yenilikler geldi. Bugün hem bu yeniliklerden bahsedeceğim ve oyun içinde sizlere göstermeye çalışacağım. Hem de normal bir maç atacağım. Duyduğunuz gibi uyarı seslerinde de bazı yenilikler var. Uçaktan atla diyor yani artık. Tamam kardeşim atladık. Baskı yapmayın. Kolay şey mi yani uçaktan atlamak? Şimdi oyuna gelen yenilikler arkadaşlar. İngilizce dil seçeneği sonunda geldi. Ha keşke Türkçe gelseydi. Çok daha güzel olurdu ama şimdilik İngilizce dil seçeneğinin gelmesi de çok güzel oldu. Çünkü hani Taycaydı. Yani Tayland dilindeydi oyunun dili ve hiçbir şey anlamıyorduk. Deneme yanılma yöntemiyle ayar çekiyorduk falan. İşte simgelerden falan bir şeyler çıkartmaya çalışıyorduk. İngilizce dil seçeneği şimdilik güzel oldu. Ayrıca bu oyunun global versiyona doğru gittiği yolunda da bir ipucu veriyor bize. Şu shotgun'ı alalım şimdilik. Seviye 2 kaskı da alalım. Onun haricinde airdrop geldi arkadaşlar ki bu bence en büyük yeniliklerden bir tanesi. Çünkü oyunun temposunu çok değiştirdi. Çok daha hareketli bir hale getirdi oyunu. Biliyorsunuz şimdiye kadar hep sakin maçlar geçiyordu. Uzun uzun adam arıyordunuz. Çünkü kocaman bir haritada 50-60 kişi civarında başlıyor oyun. Tamam, silahsız, sakin. Adamı biraz geç duydum yalnız. Lan bir şey anlatıyoruz, bir durun. Ne yaptın? Yani ateş ettin ve taksiye binip gittin mi yani ne yaptın? Bak gösteriyorum hadi. Abi bunu neden yapıyorlar anlamıyorum ya. Ateş ettiysen orada cover'ını al. Çarpışalım. Bakın bu arada şöyle siper alma da var. Geliyorum lan. Bir de yani tedirgin ediyor yani böyle oyuncular da insanı. Bak orada loot yapıyor ya. Ne oldu? Sebebi neydi ki? Adam bana ateş etti ve geldi burada hiçbir şey olmamış gibi loot yapıyor. Bana ateş ettin dostum. Hiçbir şey olmamış gibi davranamazsın. Neyse arkadaşlar. Çok ince bir ses aldım. Hop. HS gitti. Bazen adam olmasa bile böyle inciden ayak sesi geliyor. Oyunun bir ses bug'ı mı yoksa bilerek mi yapmışlar bilmiyorum ama böyle etrafınızda kimse yokken bile bazen adam varmış gibi böyle ayak sesi geliyor ve bayağı tedirgin ediyor. Bu arada eşya penceresini yani envanter penceresini biraz değiştirmişler. Güzel olmuş. Daha şık olmuş. Oyuna tekne geldi arkadaşlar bu arada. İki tip tekne geldi. Bir tanesi bot tarzında, diğeri sürat teknesi tarzında. Gerçi şimdiye kadar oynadığım maçların hiçbir tanesinde ah be, o gitseydi çok şık olacaktı. Sağlık paketi kullanırken hareket edebiliyoruz. Bu bence süper bir özellik.
Ya. Abi ne yapıyorsun? En sevmediğim killer ya. Yani şu kili hiç almasaydım daha iyiydi. Yani var ya. Adam dibime girmiş, tam ateş edeceksin, eğim açıyorsun, pat o tarafa geçiyor, pat bu tarafa geçiyor. Vurdum mu, vuramadım mı, saçma sapan pozisyonlar, en sevmediğim pozisyonlar. Geç işte karşıma, çatışalım işte, al cover'ını. Oradan sıkalım birbirimize de. Bu ne biçim kill ya? Bir görsel bir kalitesi yok. Hani futbolda ya da işte diğer spor branşlarında da oluyor ya böyle saçma sapan karambol pozisyonlar. Onun gibi yani. Bir böyle ne bileyim güzel vuruşlar vardır. Böyle organize atılmış goller vardır. Bir de böyle karambol pozisyonlar vardır ya. Aynı karambol pozisyonlara benziyor işte bu futboldaki. Gıcık bir durum yani. Ne oluyor lan? Ah be. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Lan adam havaya uçtu lan. Evet, airdrop'u gördüm arkadaşlar. Yere düştükten sonra bir balonla yere düşüyor ve yere düştükten sonra yükseliyor. Geç kaldık. Şuradaki arabayı alıp o tarafa doğru gideceğim. Ama genelde aynı bölgeye atıyor yani. Hani çok böyle aralarında mesafe olmuyor. Yani tekrar oralara bir yere airdrop atacaktır. Oo. Lan vurdu lan. Şöyle güzel bir yerde durup şunun bir ifadesini almak istiyorum ama umarım o benim ifademi almaz. Şurada bir canımı doldurayım. Lan arada kalacağım. Burada da biri var. Başka birine daha mı bakıyor? Abi kaç kişi var burada? Dur. Hadi be. Yedi. Yedi abi. İki tane yedi. Şunu bir al. Hop, LeBron James. O da bomba atmış bak. Lan adam buraya mı uçmuş yoksa bir hafif geri mi çekilmiş? G28. Arkadaşlar G28'i alacağım. Bu arada 50 kalibrelik mermileri de artık toplayın. Hani önceden yüzüne bile bakmıyorduk. Böyle yerde görsek tekme atıyorduk falan. Ama artık 50 kalibrelik mermiler gerçekten çok önemli bir hale geldi. Airdrop'tan çıkan şurada biri sıkıp duruyor ya. Bir dur bir şey anlatıyoruz bir sıkma ya. Arkadaşlar airdrop'tan çıkan yeni bir silah 50 kalibrelik mermi kullanıyor ve VKS adında sanırım VKS adında yeni bir keskin nişancı tüfeği geldi. Dur şuna bir bakalım. O bana deniyor. Evet, airdrop uyarı sesi bu. Zaten yazıyor. Yazılı olarak da uyarı veriyor. Oha vurdu. Ya. Amma sıktım bir arkadaş yarım saattir ya. Dur, airdrop'u göstereceğim arkadaşlar size. En büyük amacım o. Şöyle ama güvenli ilerleyelim. Neredesin ya? Göremiyorum ya. Ah, gördüm.
Hoppa! Yarım saattir sıkıyorsun. Bir sus, bir şey anlatıyoruz ya. İlla bunu mu yapalım? Of. Neyse, güncellemeden bahsetmeye devam edeyim arkadaşlar. AirDrop'tan yanlış hatırlamıyorsam ismini yanlış hatırlıyor olabilirim. 4X'i alalım. VKS adında yeni bir silah çıkıyor arkadaşlar. Ve bu VKS bir keskin nişancı tüfeği 50 kalibrelik mermi kullanıyor. O yüzden bu 50 kalibrelik mermileri gördüğünüz yerde alın. Nadir yani. Nadir bir eşya statüsünde şu an. Şimdi ya bir rahat vermediniz ya. Oyun inanılmaz hareketli geçiyor yalnız. İşte bundan bahsediyordum. Herkes airdrop'un atıldığı bölgeye doğru akın ediyor şu an. Gördüm. Lan 5 canım var. Gelme abi. Hop aldım. Lan ne biçim maç oluyor? Arkadaşlar. Şu an ekstra bir hareketli geçiyor maç yani. Ama hani normal hali dediğim gibi biraz daha hızlandı yani. Güzel oldu. Vay be. Şuraya bir canımı doldurayım abi. Airdrop'a gideceğim ama arkadaşlar merak etmeyin. Bir rahat verirlerse Airdrop'a gitmek istiyorum. Onu mutlaka göstereceğim size. Evet, bandajım bitti. Şu adamın bir lootuna bakalım. Abi 5 canım vardı ya. Ölümden döndüm ya. Şunları alalım. Mermiler güzel oldu. El bombası çok iyi oldu. El bombası önemli ya. Oyun getiriyor. Hatta geçen videolardan bir tanesinde el bombasıyla maç almıştım. Şimdi airdrop uyarısını bekliyorum. Bir daha atsın. Bu sefer direkt yakalayacağım yani. Şunu da alalım. Tamam. Gerçi çantada da yer kalmadı. Neyse ihtiyacımız olan pek de bir şey yok ya. Dürbünlerimiz falan var. Silahlarımız, mermilerimiz, her şey güzel. Güvenli bölgeye doğru gideyim. Airdrop'u hep güvenli alana atıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Aha! Gördüm. Bu sefer benimsin. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Lan daha airdrop'a gitmeden bu kadar macera yaşadıysak airdrop'ta kim bilir? Hadi bakalım. Lan. Evet. Düzelttim. Lan git bitmiyor. Bayağı uzakmış ya. Bunu yan server'a mı attı? Ne yaptı ya? Evet, silah sesleri duymaya başladım ama onu istiyorum. Eyvah. Eyvah abi. Karşıya geçmem lazım. Şöyle suyun dibinden doğru. Lan bayağı derinmiş oğlum. Bu ne? Oha sahneye bakar mısın yalnız? Film gibi. Vay. Suyun içine dalma var bu arada arkadaşlar. İlk bakış bölümünde suyun içine dalma yok falan demiştim. Sıkıyorlar. Abi göstereyim bari. Almayacağım içindekileri. Sıkmayın. Başka biri daha sıkıyor. Şu an iki kişi bana kilitlendi abi. Hedef benim. İnanılmaz. Oha. Lan yavaş. Hop. Of, tamam. Neyse ki bu sandık var. Abi üçüncü bir kişi daha var. Sesini duyuyorum. Ve evet, adamımız şu an ona sıkıyor. Hop. Şu tarafta birine sıkıyordu.
Bak bu hala sıkıyor. Ha, ne oldu? İşte böyle teker teker gelin. Bak hala biri daha sıkıyor ya. Evet arkadaşlar, airdrop bu. Of, sonunda Remington 700 çıktı. Remington 700 bildiğimiz bir silah. Şu an sadece airdrop'a özel yapılmış olabilir yani Remington 700. Emin değilim. Ama Remington 700'ü almayacağım. O zaten bildiğimiz, kullandığımız bir silah önceki videolarda falan. Şu an seri atış yapan bir keskin nişancı tüfeği çok daha iyi iş görür. Çünkü ping dalgalanmaları hala var. Remington 700 gibi tek tek ateş edebildiğiniz silahlarla bir kere ıskaladığınız zaman yani ikinci bir şansınız ya da üçüncü bir şansınız olmuyor. O yüzden G28 şu an çok daha iyi. Yeni çıkan silah olsaydı alacaktım. Yani VKS'yi bulabilseydim, VKS çıksaydı airdrop'tan onu alacaktım ama o konuda biraz şanssızız. Gerçi airdrop'u sizlere göstermek bile beni mutlu etti. Bayağı zorlayıcı oldu. Şurada bir adam vardı. Köprünün üstünde mi ya? Gerçi orası köprü mü? Baraj ya. Baraj köprü. Bu airdrop futbol topu gibi yapılmış arkadaşlar. Böyle yokuş aşağı bir yere düştüğü zaman yuvarlanıyor. Yani bayağı peşinden koşuyorsunuz. Durmasını falan bekliyorsunuz. Ya da işte hareket ederken almaya çalışıyorsunuz. O böyle bir acayip olmuş. Buraları lootlamışlar lan. Buralara ne ara geldiniz ya? Evet, bir airdrop daha atıldı ama nereye? Ya bu saatten sonra airdrop'a gitmek de çok mantıklı değil ama yine bakıyorum şöyle bir. Hop! Ne oldu? Ha. Vay be. Bu tarafta bir adam olduğunu biliyordum ama bak. Ulan backstep yiyorduk ya. Daha doğrusu backstep yedik zaten de. Ölmedim. Oha, adamın loot'a bak. Bu airdrop patlatmış galiba bir tane. Oha çok iyi lan. Bir dakika dur. Şurada bir sakinleşeyim. Çok ani çıktı çünkü. Vay be. Adam direkt sırtımızdan bıçakladı. Neyse ki vuramadı. Çok iyi vuramadı yani. Şu gereksiz şeyleri atayım ya. Bu kadar 9 milimetre. Oha. 50 kalibreye bak abi. 10 tane var ya. Çok nadir. Onu tutmak gerekiyor. Şimdi susturucuyu taktım taarruz tüfeğine. Başka ne alabiliriz? Şöyle bir doya doya bakıyorum arkadaşlar. Burada bu kadar zorlu mücadele ettik. Şu zaferimi kutluyorum loot'a uzun uzun bakarak. Şimdi şurada bir son kontrolleri yapalım. Evet, eşya penceresi ya, yani envanter penceresi, hep eşya penceresi diyorum. Aslında o da doğru bir deyim ama envanter penceresi bu şekilde yapılmış. Da 4x'leri niye bıraktık orada? 2 tane 2x ne yapacağız? Bir 4x alalım. Lan? Abi adamı hayal meyal gördüm. Korku filmi gibi belirdi bir anda. Ya buradan gidiyorum ben. Gidiyorum, lanet olsun. Abi adam böyle korkuluk gibi bir anda belirdi.
Güzel. Şimdi bir sakinleşelim artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunlar artık ya bayağı hareketli geçiyor. Bu airdrop olayı çok güzel oldu. Evet, alan geldi. Bir gelen melen yoktur değil mi buralardan? Lan! Hayır ya! Adamı biraz geç duydum arkadaşlar. Ya yani biraz geç duydum ve ah be! Bir güzel pozisyonda böyle istediğim bir pozisyonda adama şey yapamadım, ateş edemedim. İnanılmaz ve adamın elinde de vektör var ya. Adamın elinde vektör var. Ben ona 5 mermi atana kadar o bana 10 tane mermi attı. Vektör çok seri bir silah. Ya kaç canım var ya? Gerçekten kaç canın kaldı? Ha, bu arada arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Artık sizi öldüren kişiyi izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. O seçenek de geldi. Ya şu pozisyon çok daha iyi olabilirdi ya. Olmadı. Bakın onu da göstereyim hatta. Şöyle direkt izleme butonu var. Ona bastığınız zaman bir bakalım. 13 canı varmış ya. İnanılmaz. 13 canı varmış arkadaşlar. Böyle bitmemeliydi. Bu videonun sonu böyle olmamalıydı. Bak bak nasıl. Neyse arkadaşlar. Bunu da göstermiş olduk hem. Bu da güzel oldu. Yani izleme modu da geldi. Sizi öldüren kişiyi izleyebiliyorsunuz artık. Bir Ring of Elysium bölümünün daha bu şekilde sonuna geldik. Bak airdrop da düşüyor. Bak nasıl bakıyor. Oyunda çok güzel gelişmeler var arkadaşlar. Önümüzdeki güncellemeleri bekliyoruz. Sonraki Ring of Elysium bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.